Peki bir izleyicimiz var, uzun süredir bekliyor. İyi geceler Nedim Bey. Ama bir sürü şeyin cevap veremedim. Kağıt kalem var. Alo, ben konuşmak istiyorum. Alo. Konuşun. Duyuyor musunuz? Konuşun, duyuyorum. Ben Nedim, yani şimdi Edip benim abim olduğu için tabii ki ben onunla daha önceleri çok tartışmışım bu konuları. Ve bu bütün konuşulanlara çok not tuttum. Yani bu notlara cevap vermek istiyorum. Yalnız stüdyoda olmayı çok isterdim. Çünkü ben bu konuda yani çok hazırlamış olduğum çalışmalarım var. Fakat burada olmam yani çok dezavantaj. Edip de bunun farkında. Onun için yani bunu kullanmaya çalışacaktır. Yani ve benimle sürekli en korktuğu insanın da olduğuna tahmin ediyorum. Tahminim. Onun için orada sinirimden yararlanmaya çalışacaktır. Nedim kusura Bey, bakmayın. Nedim Bey. Şimdi, Nedim Bey, kusura bakmayın. Ben sizi duyuyorum. Buyurun. Siz de beni duymaya çalışın. Karışmasın sözlerimiz. Siz kaç yaş farkınız var Edip Bey ile aranızda? 4 yaş. Edip Yüksel'in abinizin en çok korktuğu insan, yani bu konularda tartışmaktan en çok korktuğu insan siz misiniz? Evet. Evet, ben olduğuna inanıyorum. Onun için çıkarılmayı isterdim. Keşke başvursaydınız. Yani Yaşar Nuri Öztürk'le de çıkmayı isterdim ve benzeri. Çünkü hepsinin hangi kaynaklardan istifade ettiğini biliyorum. Nedim Bey, keşke daha önce başvursaydınız. Çünkü Edip Bey bize bu programa gelmeden dedi ki, karşıma kimi çıkarırsanız çıkarın. Hatta burada söylemek istemezdim ama pek çok konuştuğumuz insan da Edip Bey'in karşısına çıkmaktan gerçekten kaçtı. Daha önceki kitaplarında Edip Bey de benim karşıma kimse çıkamaz diyordu. O sözün doğru olduğunu gördük. Burada iki cesaretli konuğumuzu görüyorsunuz stüdyoda. Benim ama cesaretim kırıldı. Mahkemeden korktum. Ben de yokum. İftira attım. Nakledeyim mi size? Şimdi Nedim Yüksel'in sözlerine gelelim. Buyurun. Edip Yüksel'in abinizin sözlerinde size göre yanlış olan var mı? Herhalde o konuda konuşacaksınız. Daha önce çok tartıştığımız konular var ama Buyurun. Ben ilk önce Reşat Halife olayını anlatayım. Çünkü Edip'inki yani bütün fikirleri Reşat Halife'ye dayanır aslında. Ve Reşat Halife'yi baz etmiş. İlk önce Reşat Halife'yi Kur'an'a bakışını anlamak lazım. Yani Kur'an'ı tahrif ediyor mu bu adam, etmiyor mu? Evet. Ben oradan başlayıp sonra teker teker diğer konulara gireceğim buyurun, inşallah. Buyurun. Hem mesela şimdi tahriflerinden ben başlamak istiyorum çünkü yani buna bir insanın inanması mümkün değil. Yani Edip gibi bak görüyorsunuz ne kadar böyle kurnazca, akıllıca konuşan bir insanın en basit şeyleri ifade anlamaması mümkün değil. Şimdi bak elimde mesela meali de vardı. Ali Eren Bey'e verdim. Bir tahrifi ben sadece bir örnek vereceğim. Yani Edip'i ben aslında seviyorum. İnşallah Reşat Halife'yi de bırakır. Bırakır. Mesela Reşat Halife Appendix 2'de diyor ki şöyle, göğe Cebrail ona gelmiş, Yasin vel Kur'an-ı Hakim inneke lemine'l murselin. Sen muhakkak ki peygamberlerden birisin. Bu peygamber diyor, Cebrail gelmiş söylüyor ki bu sensin. Ve mealinde you are a surely Reşat one of the messengers. Evet. Sen muhakkak ki peygamberlerden birisisin. Yasin'in 3. ayet. Ve bunu ben araştırdım, 25 yerden fazla peygamberimizle ilgili ayetleri hepsini kendisine şey yapmış. Ama mesela diyelim peygamberimizi biraz uyarır gibi olan ayetler, abese ve tevella encahum ama gibi ayetleri ise orada Muhammed, yani peygamberimizde en güzel ayetleri kendine seçmiş, şeyleri de o peygamberimize bırakmış. Yani böyle dışarıdan peygamberimizi böyle şey göre uyarır gözüken ayetler, biraz hoşa gitmeyen gözüken ayetleri peygamberimize bırakmış. Şimdi ben aslında yani bu inşallah bu konuşmanın Edip'i inşallah bir uyarması açısından ve bize yaklaşması açısından beni çok faydalı görüyorum o açıdan inşallah. İnşallah benim nefisten konuşmadığımı da o inanıyordur diye biliyorum. Ya, ve yani Allah biliyor ki ben yani onun şu anda acıyarak da konuşuyorum. Allah bunu zerrelerim de biliyor. Ha, ve Edip'in buna inanmadığına da ben %100 inanmışım. Sonsuzda bir şüphem de yok. Çünkü kardeşi herkesten fazla tartışmışım. Sayısız ben de işte Halife'nin tariflerini de gördüm. Ve onun itiraz ettiği bu hususların hepsinin de cevaplarını yani bir kısmını kafamda kurmuşum, bir kısmını da yazılı olarak arkadaşlara vermişim. Anlatabiliyor muyum? Ben yani hiçbirisinde şimdi çoğu insanlar hazırlıksız konuştuğu için o tabii konuları daha önce konuşmuş, şey yapmış, onun için şey gözüküyor. Yani o konulara bayağı haklı gibi gözüküyor. Öyle bir imaj veriyor ama aslında yani işi deştiğim vakit görüyorsun mesela çok acı, yanıltıcı var. Bak ben sana bir tarifi verdim. Mesela Müddessir suresinde ikinci bir tarifi de örnek vereyim. Mesela ya eyyühel müddessir, o hidden secret, ey gizli sır diyor. Peygamberimizle ilgili o şeyi 19 sırrı olarak kabul ediyor. Ve surenin adına hidden secret diyor.
November 1985'te de Müslim Perspektif'te Hidden Secret'in peygamberimize verilen tek mucize olduğunu kabul ediyor. Ve bu da yani 19 sırrı ve Vesiyadaki Tahir elbiselerini temizleyi de diyor. Burada göğe Kur'an peygamberimizin elbisesiymiş. Kur'an'ın 19'un elbisesiymiş. 12 ayette Kur'an'ı kirletiyormuş. Bu ayet onu ifade ediyor. Ve bunu asıl mana verir. İşari mana değil. Şimdi bir kaçamak yapmak isteyecek. Ben onun işari mana olmadığını da yazıyorum. Hepsini. Çünkü bazı ayetlerde okumak söylediğim gibi Muhammed diyor. Bazı anında Reşat Halife diyor. Bir de şu anda sayısız ben tarihlerini görüyorum. Sadece iki tane söyledim. Burada yazmışım. Sayısız. Yani siz görseniz hayretler içinde kalırsınız. Edip ki bu kadar zeki bir insanın bunlara inanması muhalin muhalidir. Yani ben inanmıyorum yani ve inşallah bu onun için güzel bir şey olacaktır. Ve ben onun inşallah sevdiğime de inanıyorum. Ama en büyük şey şudur yani evliya Allah'ın, Allah dostlarının, Allah aşıklarını çekti. En başta şöhreti kalbin zerresinin zerresine atabilmek. Şöhret duygusu bir o birinci insan olabilmek. İşaretlenmiş olmak. Ne manevi makam ne maddi makam. Her ikisi Allah'ın gazap ettiği bir şeydir. Ben bunun savaşıyız galiba. Allah bizi bundan uzaklayacak. Benim nefsim de başta. Nedim Bey. Buyurun. Size göre abiniz Edip Yüksel bir makam, dini bir makam peşinde mi? Ego hepimizde vardır. Biliyor musun? Ben şunu söylüyorum üstadımız. Mesela İmam-ı Gazali'ni okuyun, Yahya Ulumiddin eseri. Orada nefsin hilelerini teker teker görürsünüz. Benim de olur, onun da olur, hepimizin olur. Ama mühim olan bununla mücadele edebilmek. Zaten Allah'ımız bize bununla her an mücadele etmemiz için bizi yaratmış. Çünkü insanın batıran bugün mesela artistler olsun, futbolcular olsun, şeyler olsun hepsi bir baş olmada bile, manevi makamda. Mesela bugün bir şey çıktı, o eski milletvekili neydi ismi? Hasan Neyse, Mezarcı. Evet. Ben onu bir makam hastası görüyorum. Bunlar hepsi ya maddi makam şeklinde ortaya çıkıyor veya da manevi makam. Edip Yüksel'in varsa böyle bir şey, şimdi cevabını verecek, dini bir makam yani şeyh mi olmak istiyor, o da mı Mesih olmak istiyor? Hayır, yani 19'da size işaretlenmiş bir şahıs. Evet. Bir şahıs. Bu böyle bir şey var fakat inşallah ben de o da bu tip şeylerimiz varsa hepsinden kurtulmaya çalışacağız. Ve o benim mesela bu usta samimi olduğuma da inanıyor. Ya, ve onun iyiliğini de istediğime inanıyor. İnşallah hepimiz için iyi olur. Ve Reşat Halife'nin %100 yanlış olduğuna da inanıyor. Soralım bakalım. Edip Bey'e soralım. Allah'a her zerremle yemin ediyorum. Bunu şeydir. Ve ben Yaşar Nuri Öztürk'ün de aynı dediklerine inanmadığına inanıyorum. Şimdi, benim inancım. Edip Bey'e bir soralım bakalım. Şimdi atlamadan konuları tekrar. Evet. Böyle bir dini makam peşinde misiniz Edip Bey Amerika'da? Valla ben şöhretteydim o zaman. Ben en çok satan yazardım. Ve bir dinci çevre tarafından, o zaman Milli Selamet Partisi çevresi tarafından bir çeşit kahraman olarak biliyordum. Şöhretim vardı. Param vardı, ailem beni destekliyordu, çok iyi arkadaşlarım vardı. Bir hayli sıkıntılıydı benim için sadece Kur'an'ın mesajını şey etmek. Ve nitekim biliyordum ki her şeyi kaybedeceğim, hatta hayatımı tehlikeye sokacağım. Bunu şöhretçilikle ifade etmek çok yanlış, Allah bilir. Yani tutup da bana sapık diyebilirsin ama bu realiteyi görerek beni böyle görsen önemli değil. Önemli değil. Önemli değil. Diyelim ki ben bunu şöhret için yapıyorum. Sen benim delillerime bakacaksın. Şov Allah'ın gazap ettiği bir şey biliyor musun? Sen biliyorsun, beni de tanıyorsun. Belki benim nefis için konuştuğuma inanıyor musun? İnanıyor musun? Ben senin çok samimi olduğuna inanıyorum. Ve gerçekten seni seviyorum. Tamam. Senin iyiliğini şu anda istiyorum. Bak vallahi billahi seni Allah razı olsun senden. Diyorum, insanların karşısında ne için şey olsun? Ve senin şimdi, eğer bazı hastalıkları ben de sen de izale etsek çok iyi bir insan olacağımıza inanıyorum. Ama şunu Reşat Halife'nin bir kere yanlış olduğuna inandığına inanıyorum. İki tarihi bak gösterdim. Herkesin gözü önünde orada Kur'an-ı Kerim'de. Reşat Halife'nin mesela Kur'an'da mufassal dedin. Kitabındaki mufassalın ne anlama geldiğini size sana söylemiştim daha önce. Reşat. Göstermiştim Kur'an-ı Kerim'den. Nedim mesela, Bey biz söyleyebilir miyim? Cevizoğlu. Bir cevabını alalım. Reşat Halife'den naklediyorsun. Ben bunları Reşat'ın hadisleri olarak görüyorum. Dinde kaynak kabul etmiyorum. Ben aynı Muhammed'in hadisi Muhammed'e Yok dinle. Ne ile alakası ya? Bu Reşat'ın sözü ise o benim için dini kaynak değildir. Onu hiçbir vakit
Kur'an'ın yanında ikinci bir dini kaynak olarak kabul etme. Ve ama var burada, Reşat Halife'nin Kur'an çevirisi burada, Ali Eren'in elinde var. Hadis değil yani. Metin, yok, yani onun sözleri, onun yorumları hadistir. Yani onun sözleri Kur'an'da değildir. Bir de Kur'an elimde var. Benim için Reşat'ın hiçbir şeyi yok çünkü ölmüş bir insan. Reşat Halife böyle yaptıysa, Reşat Halife'yi reddediyor musunuz? Ne açıdan? Mesela Kur'an... Eğer Reşat diyorsa ki, mesela... Eğer diyorsa ki bu sözlerim, benim bu yazdıklarımı Kur'an'ın yanında ikinci bir otorite kabul edeceksiniz. Tabii reddederim onu. Öyle demiyor. O da müşriktir. Öyle o insanlara... Diyor ki, kitap diyor burada. Ki, kitap tabii, burada. Okuyun Sayın Eren. Yasin'in 3. ayet. İnneke leminel murselin. Ey Habibim, sen gönderilen peygamberlerdensin. Peygamberimize hitap ediyor Allah. Burada diyor ki Reşat Halife yazmış olduğu mealde. Bu inneke'de muhakkak senden kastın, kasıt ben. Yani Reşat'tır diyor. İşte burada tamam. Parantez içerisinde var. O onun hadisidir. Evet, ben onu hiç kabul etme çünkü Kur'an'da yoktur. Peki kabul edip etmemeniz ayrı. Benim kabul ettiğimi diyorsun. Ben diyorum ki kabul etmiyorum onu. Hayır. Parantez içindeki Reşat bir hadistir. Tamam. O benim için bir otorite değildir. Bitti. Peki. Şimdi bir saniye. Onu kabul etmemeniz şimdi ayrı kitap ama. Nedir? Reşat Halife'nin çevresi. Kur'an meali mi? Tabii kendi anlayışı. Peki. Evet. Kendi anlayışı tabii, mı? Tabii hepimizin çevresi kendi anlayışımızdır. Peki. Affedersiniz ben şimdi Arapça bilsem. Evet. Kur'an'ın mealini Türkçe çevirisini yapacağım desem Allah'ın sözlerinin arasına parantez açıp da Hulki Cevizoğlu diyebilir miyim? Reşat Halife demiş burada. Ha, bakın şimdi ekranda bir dakika. Şimdi burada Yasin suresinin 3. ayetinde parantez açmış sizin inandığınız Reşat Halife. Reşat demiş. Evet. Ben şimdi Kur'an Türkçe çevirisi yapıyorum diye ayetin arasına parantez açıp Hulki diyebilir miyim? Ben sana şunu dersem söyleyeyim. Nasıl bakarsınız bana? Peygamber olmayan kendisine peygamber derse, burada kastedilen benim derse ne olur? Orada öbür işaretli yerlerin hepsinde var. Ve çoğunu da işaretlemedi. Var. Misal o zaman ne diyorsunuz Reşat Halife için? Bu kendisinin, kendisi hakkındaki bir yaz. Kendisi o zanna varmış. Doğru veya yanlış. Onu benim için hiçbir delil değil. Kur'an'a sokuşturma yapabilir mi canım? Parantez açmış. Parantez açmış. Parantez ne demek? Bu benim görüşümdür. Ben böyle hissediyorum. Diyor bana. Cebrail bu onun kendi hissedişidir. Bu benim için delil. Değildir. Ben hiç ama kimse ben hatta demiyorum ki bir Müslüman dinle ben hiçbir Müslüman demiyorum ki bir Müslüman Reşad'ın elçi olduğuna inanmalıdır demiyorum çünkü Kur'an'da siz inanıyor musunuz? Kur'an'da Reşad'ın ismi geçmiyor. Yani Kur'an demiyor ki Reşad Allah'ın elçisidir diye açık bir ayet yok. Kur'an'da birçok ayet var Resullerin kâdinin 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 Kur'an hakkında ne düşündüğünüzü öğrendik Sayın Edip Yüksel. Ama Reşat Halife hakkında ne düşündüğünüzü onu öğrenmek istiyorum. Onu söylememin tartışmam hiçbir gereği. Bu kendi kişisel inancımdır. Hayır. İnanıyorum ve inanmıyorum. Bu sizi bağlamaz. Şimdi izleyici de ama yapmayın. Ben izleyicilere de diyorum. Ben inanıyorsam inanmıyorsam, ben bunu size inanmanız gerektiğini söylemiyorsam o halde neyinize? Ben bunu peki, kendimdir. Bakın, Allah beni o zaman, hesaba çekecek. O zaman bizim izleyicilerimiz de televizyonu kapatırlar. Ben burada koydum mu hiçbir paranteze? Benim çevirimde var beraber mı? Beraber yaptık parantez dediniz. Mi? Efendim? Parantez, he, parantez mi? Var mı o? Reşat onu soracaktım. Evet. Hayır Reşat yok ama evet. Bütün parantezlere karşı mısınız çevirde? Yok. Hayır. Çünkü parantezleriniz tabii, çok tabii, kitapta. Tabii ben parantezlere şimdi niye karşı olayım? Parantez. Az önceki sözünüze dönelim. Evet. Ben böyle inanıyorsam sana ne size ne derseniz izleyicilerimiz de kumandaya basarlar. Bu programdan bize ne derler? Şimdi burada bir tartışma yapıldığına göre siz bunları açıklayacaksınız. Eğer şöyle derseniz yani ne derseniz kabulümüz. Yani biz ona ikna olduk anlamında değil ama o sizin görüşünüzdür, saygı duyarız anlamında söylüyorum. Reşat Halife kendisini peygamber ilan etmiştir. Kendi peygamber değil, elçi ilan etmiştir. Ve aradaki farkı da belirtmiştir. Hayır peygamber, bir saniye, bir saniye Nedim Bey, bir saniye. Bir saniye Nedim Bey. Şimdi siz elçi ilan etmiştir diyorsunuz. Reşat Halife kendi çevirdiği Kur'an'da ayetin arasına parantez açıp kendi adını yazıp Reşat diye yazıyor ve siz bunu peygamber dememiştir kendisine, elçi demiştir diyorsunuz. O sizin görüşünüz. Ama derseniz ki evet ben de Reşat Halife'nin elçi olduğuna inanıyorum. Ben size niye inanıyorsunuz diye sorarım ama sizi suçlamam. O da bir inançtır. Hatta diyebilirsiniz siz ben ateistim, inanmıyorum da diyebilirsiniz. Ben ona da bir şey demem. Ona da saygı duyarım. Hazreti Muhammed'e inansanız da saygı duyarım, inanmasanız da. Ama teknik bir tartışma bu. Bir Kur'an çevirisi yapılırken içine parantez açıp da Kur'an çevirisini yapan insan adını yazabilir mi? Yazarsa bu insan hakkında ne düşünürsünüz? Örneğin siz kendi çevirinizde Mesaj adlı kitabınızda parantez açıp Edip Yüksel yazdınız mı? Eğer yazarsam ne olur? Yazarsanız eğer ne olur? Elçi olduğuma inanırsan ve buna dair delillerim varsa yazarsam bu beni bağlar. Reşat Halife'nin elçi olduğuna inanıyorsunuz ama.
elçi, eskiden elçi olduğuna, yani şu anda elçi değil, ölmüş bir insan. Canım yaşarken işte onu kastediyoruz herhalde. Tabii, öyle bir, tabii. Yani Reşat, benim şahsi tecrübelerim, bu tekrar ediyorum, bu kimseyi bağlamaz çünkü şu anda burada yok. Ve Kur'an'da serahaten açıkça belirtilmemiştir. Ben bu konuda, tabii ki uzun bir konu, bu arada gümbürtüye gidecektir çünkü belli yargılarımız var, ön yargılarımız var. Bunu tekrar ediyorum. Bu İslam'ın, Kur'an'ın bir şeyi değil, bu gerektirdiği bir şey değil. Bir sürü elçiler var ki Kur'an isimlerini zikretmedi. Ama Kur'an'da her elçi, rasulleri inkar geçmiş, edenler Allah'a her, şey yapar diye birçok ayet her var. Her geçmiş elçi Kur'an'da Allah'la savaşmış olur diye ayetler var. Onları ne yapacağız? Her geçmiş elçi Kur'an'da zikredilmemiştir ve hepsine inanmak zorunlu değil. Örneğin, siz Reşat Ali Efendi ben mesela bu, ben mesela Buda'nın Sokrates'in Nedim Bey bir saniye. Buda'nın inkar edenin kafir olduğuna Nedim bile Bey, bir saniye. Ben yaptığım araştırmalar beni Buda'nın da Sokrat'ın da elçi olduğuna kanaat getirdim. Ama bu Kur'an'da açıkça belirtilmediği için başka ama bir şey inanmak değil. Ben işaretlenmişim. Nedim Bey bir saniye. Nedim Bey size söz vereceğim bir saniye. Siz tamam, Reşat Halife öldü gitti artık diyorsunuz. Tamam. Reşat Halife'nin yaşadığı sürece elçilik görevini yerine getirdiğine mi inanıyorsunuz? Evet. Bu elçilik görevi neydi? Uyarıcılık, ayetleri, sadece Allah'a kul olmak, sadece Kur'an'ı izlemek ve herkes elçi değil olabilir mi? Elçiliğin bir şartı mı var? Yani elçi derken izleyicilerimiz ve Kur'an biz ne anlamalıyız? Kur'an elçileri şöyle belirler. Elçiler sadece Allah'a çağıranlar ve o konuda ücret istemeyenler. Herkes elçi olabilir o zaman. Allah tarafından gönderilen kişi. Zaten birisi elçi olarak elçi olduğunu söylerse, eğer bu sadece Allah'a kulluğa çağırıyorsa, eğer ücret istemiyorsa, para pul peşinde değilse ve bu insan bir delille geliyorsa, sen onu araştırırsın, elçi olduğuna inanır ve inanmazsın. Ama elçi esas mesajdır. Çünkü Allah Musa geldiği mı gelmesi vakit, lazım? Evet. Musa geldiği yani Allah mı elçi tayin edecek? O Allah, sistematik nedir? Tabii. Yani Reşat Halife'nin Allah tarafından elçi olduğunu. Elçi mesajından anlarsın, mesajından tanırsın. Nitekim Kur'an-ı Kerim diyor ki Musa geldiği vakit onu elçi olduğuna inanan diyor ki o yalancıysa, elçilik iddiasına yalancıysa da doğruysa da önemli değil. Önemli olan mesaja izlemektir. Biz mesela siz Salih'in elçi olduğuna mı inanıyorsunuz diye bir ayet var. Müminleri soruşturuyorlar. Siz Salih'in elçi olduğuna mı inanıyorsunuz? Müminlerin cevabı hayır. Demiyor ki Kur'an-ı Kerim'deki ayette o elçidir. Diyorlar ki biz onun getirdiği mesaja uyarız. Burada mesaj sadece Kur'an mesajıdır. Peki. Ben hiçbir vakit Reşat'tan tutup hadis rivayet etmedim ki peki, tutup beni Reşat peki, konusunda peki, konuşuyorsunuz. Peki Reşat ben bu konuyu konuşmayacağım. Bitti artık. Reşat, çünkü esas gümbürtüye getirilmek istenen hangisi? Bizi hadis kitaplarına çağırıyorlar. Hadisin tarifi yok. Sınırı belli değil. Esas ne oldu belli. Esas mesele bu. Saat 5'e kadar yolumuz var. Ben merak hiçbir etmeyin. Kimseyi siz, Reşat'ın hadisine çağırmadım. O halde beni siz hadise çağırıyorsunuz. Ama size düşen görev ne olduğunu şey peki, etmektir. Peki siz Reşat'ın elçi olduğuna inandınız ama bu elçilikteki inanma oranınız nedir? Örneğin Hazreti Muhammed'e eşit bir elçilik olarak mı inandınız? Hayır. Ben nasıl yani, hayır? Bakın şu ifade evet. Ne demektir? İbrahim, Muhammed ve Reşat İslam dininin köşe taşlarını oluşturur. Bu benim zaman değil. Bu benim yazdığım bu hadistir. Bu Reşat'ın kendi kitabından çeviri. Ama ya onu çöpe at derim. Onu çöpe at derim. Onu o zaman Reşat Halife'yi de mi çöpe at diyorsunuz? Tabii bütün hadislerini çöpe at derim. Reşat Halife'nin kaynak, hadislerini çöpe mi atıyorsunuz? Tekrar ediyorum. Gay tabii benim hadislerimi de dinin kaynağı tekrar ediyorum. Dinin kaynağı sadece Kur'an-ı Kerim. Ben Kur'an'dan anlayışım olur. Yazarım o anlayışımı. Siz ama Nedim Bey'in 3. ayetinde Cebrail ama bu hiç kimse için Nedim Bey'in sesini biraz kısalım hatta kalsın. Bu hiç kimse için delil olmaz, otorite olmaz. Ben hadisleri de okurum, hadis kitaplarını inceliyorum. Ama bu dinin ikinci kaynağıdır diye ama diyorlar ki Allah'a bakın, isnat etmiyor. Siz böyle her şeyi çöpe at. Çöpe at deyince çöp Ali Bey de diyor, doldu. Çöp kutusu doldu. Hayır yani. Tabii çünkü çok üretmişsiniz. Yüzyıllar boyu din adamları üretmişsiniz. Sizinki hatırlıyormuş kendi ağzınızdan. Reşat Halife'yi siz ürettiniz. Eğer, tekrar ediyorum, eğer Reşat Halife bu otoritedir diyorsa o kendisini de Reşat'ı da çöpe atınız derim. O çünkü müşriktir. Kendisini Allah'ın yanında hüküm kaynağı ilan Reşat etti. Halife ne yaparsa müşriktir? Yok, size eğer, göre. Eğer derse ne ki, eğer derse ki Kur'an eğer Kur'an'ın dışında benim bu yazdıklarım, benim bu düşüncelerim, efendim dipnotlarım, efendim şeylerimi de izleyeceksiniz. Bu kaynaktır diyorsa, Kur'an yetmez diyorsa, benim hadis ve sünnetimi izleyin diyorsa o müşriktir. Demek kendisini Allah'ın yanına dinin kaynağı olarak koyuyor. Eğer böyle diyorsa o da müşrik. Reşat Halife kendisini bu dediğiniz yere oturtmuş mudur, koymuş mudur? Hayır. Yani şu bütün kitabıyla bütün mesajıyla çelişiyor.
Mesajı nedir? Sadece Kur'an, tüm Kur'an, başka şey değil Kur'an diyen bir insan. Bütün buradaki tartışmalarına baksan sadece Kur'an yeter. Ama diyorum eğer Reşat bir kere demişse bu Kur'an'ın dışında bir benim otoritem, benim sözlerimi şey edeceksiniz. Tamam, o da sahte bir peygamberdir, onu da çöpe atınız derim. Aynı şekilde ben de dersem. Siz önemli bugüne olan, kadar incelemediniz mi onun öyle deyip demediğini, yok, bu kadar peşine oku, gittiniz? Mesela o zaman şey edeyim. Evet. 19. apendisi açın. Diyor ki biz hadisleri inkar etmemiz, hadislerin efendim kaynaklarının şey olduğu konusunda değil. Yani sağlam olmadığı konusunda değil. Hadi Kur'an'ın dışında başka bir otorite aramak şirktir, putperestliktir. Ve 5. surenin 43. ayetini açınız. Orada Hristiyan ve Yahudiler peygambere hüküm için, kaynak için, yasa için geliyorlar. Allah diyor ki onların elinde, içinde Allah'ın hükümleri, ayetleri bulunan Tevrat ve İncil bulunurken nasıl sana gelip sana danışıyorlar, seni yasa kaynağı olarak kabul ediyorlar. Bir soru sorabilirim şu arada. Hüküm iki türlüdür. Bir, yasa kaynağı olmak, bu konuda hiç kimse Allah'ın yanında hüküm kaynağı değil, yasa kaynağı değildir, yasa koyucu değildir. Ama yasayı uygulama bakımından hüküm verme, peygamber de yargıç olabilir, daha sonra müminlerin seçtiği liderler de yargıç olabilir. Yok, orada yani yasayı koyma uygulamaktır. Hayır, yasa koyma da var. Ayet tabii var tabii. Ben ayet kerime. Nisa tabii. Suresi 59. Yani lütfen ben araya gireyim. Yani evet, kendiniz tekrar tekrar aynı şeyleri tekrar ederseniz bize susarsa seni kabul etmiş gibi oluyoruz. Nisa Suresi ayet 59. İsterseniz açın ve oradan tercümesine bakın. Eğer siz herhangi bir konuda bir çatışmaya, bir çelişkiye girerseniz o işinizi Allah'a ve Resul'e, yani peygambere, son peygambere, Resul derken burada özel kullanıyor. Son peygambere götürün. İn kuntum tu'minu billahi vel yevmil, eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, çelişkide bulunduğunuz ve halledemediğiniz bir konuyu Allah'a ve Resul'e götürün. Sadece Allah'a değil. Allah'a ve Resul'e götürün. Resul o halde hüküm koyucudur aynı zamanda. Cevap verebilir miyim? Buradaki aranızda tartıştığınız konular. Evet. Eğer Resul burada olsa bu tartışmamızı gideriz. Ona açabilir. Burada olması şart değil. Ha, yok, öyle. Çünkü aynı ifade sizden olan emir sahibine seçtiğiniz kişilere de itaat ediniz. Onlar yasa koyucudur demek şimdi değildir. Onlar yasayı uygulayıcıdır. Ki, Hazreti Peygamber'in dikkat ettiğim husus var. Bakınız hep aynı ayetleri okuyoruz. Kendileri de aynı ayet okuyor, biz de aynı ayet okuyoruz. Zaten başka ayet yok. Ama ne var ki? Ulul emri minkum kendileri var bir mı? Kendileri bir başka şekilde lütfen dinler misiniz? Ben dinliyorum. Bir ayeti kerimeyi okuyoruz. Kendisi bir şekilde anlıyor ama 1400 seneden beri gelen ve ilmi hüviyetini kanıtlamış binlerce ilim adamı bir başka şekilde anlatıyor. Hristiyanlar da aynı şeyi söylüyor. Sen onları yani insanın put olduğunu putlaştırdın. Binlerce ilim adamı, binlerce ihtisas sahibi kişi bir ayeti bir şekilde anlıyor. Ama sadece işte 20 seneden beri bu Arapçaya vakıflığı ya da İslam'a dönüşü sebebiyle Kur'an'ı incelemeye başlamış olan bir kişi 1400 seneden beri gelmiş olan bütün ilim adamlarının anladıklarını çöpe atıyor ve kendi görüşlerini hak olarak kabul ediyor. Bu olacak şey değil. Edip Bey'in sonra ayet... Bir dikkat şey. Yani Hazreti Peygamber'den pek çok titizlikle toplanmış ve bize kadar gelmiş olan sahih hadisleri hadis olarak kabul etmiyor. Nerede bunlar? Ama bir Reşat Halife'nin sözüne hadis diyor. Biraz önce söyledi. Bir Hazreti Ebu Bekir kelimesi... Ben reddediyorum o hadisi. Bir Hazreti Ebu Bekir kelimesi... Kabul etmiyorum ki. Hadisi reddediyorsunuz ama onun söylediğinin hadis olduğunu kabul edince peygamber olarak kabul ediyorsunuz. Yok, hadis ne demek? Benim sözüm de hadis. Hadis Kur'an'da biraz söz demektir. Lugavi manası başlıyor. Lütfen son cümlemi de söylüyorum. Bakınız Hazreti Ebu Bekir'den bahsederken Hazret kelimesini kullanıyor. Özellikle Hazreti Ebu Bekir'den biraz önce ondan bahsetti. Hazreti Ebu Bekir diye üzerine basa basa diyor. Fakat Hazreti Peygamber'den bahsetti. Kesinlikle Hazreti kelimesi kullanıyor. Hazreti Ebu Bekir'den ne anlama geliyor size göre? Yani o arkasına yatan. Yani bir saygı ifade eden bir Hazret kelimesini Ebu Bekir'in Bekir kelimesinin önüne koyuyor. Fakat Hazreti Peygamber'den, Hazreti Muhammed'den bahsederken özellikle baş tarafa Hazret kelimesi, saygı ifade eden bir kelime kullanmak istemiyor. Ha yani neden diyorsun de ki ben Ebu Bekir'e Muhammed'den daha mı şey ettim? Ben anlamadım. Ben Ebu Bekir yani diyeyim, ben Hazreti Muhammed anlamadım diyeyim. Eğer senin gönlün rahat olursa, senin gönlün rahat Hazreti Muhammed diyeyim. Ha, ne tamam olacak? Bir kere ya, Hazret sonradan uydurma bir kelime. Biraz da saygılı olmakta fayda var değil mi yani? Senin hadis kitaplarında ya da Hazret kelimesi yok. Bu sonradan 200 seneden sonra da uydurulan bir kelime. Şimdi ben yani Araplar Hazreti Muhammed demezler. Müslüman bir peygambere saygılı olmak. Araplar Hazreti Muhammed mi diyorlar? Yok, Arapların söylemesi söylememi söylemem ama değil. Ama saygı gösteren sen değilsin. Bizim, o hurafeleri, uydurmaları evet, Muhammed peygambere Nedim Bey'in sesini yakıştırmak açalım. Saygı Nedim değil. Nedim Bey'in sesini şimdi açalım. Nedim Bey buyurun. Alo. Buyurun. Esas saygısız. Alo. Buyurun. Şimdi Resul'e inanmamak olabilir diye şey yapıyor. Bu Kur'an'ı bilmeyenler için
mümkün bir şey. Fakat Kur'an-ı Kerim'i bir bütün olarak ele aldığı vakit bile bile bir Resulü inkar eden veyahut da Allah'tan geldiğini söylediği bir şeyi inkar edenin küfre düştüğünü Kur'an-ı Kerim'de öğreniyoruz. Buna dair sayısız ayet-i kerime vardır. Bunun için yani bir insan mesela Reşat Halife bu ayet bana Cebrail geldi Yasin suresinin 3. ayetinde bahsedilen Resul sensin dedikten sonra bir insan onu inkar etse Kur'an-ı Kerim'in ifadesine göre bu insan dinden çıkmış olur. Şimdi bu hem onun Resullüğünü kabul ediyor. Edip Bey diyor ki o Kur'an'da geçen Resul değil, elçidir diyor. Elçiye başka anlamlar yüklüyor. Siz Resul değil sayılırsınız. Hayır öyle değil. Reşat Halife öyle demiyor. Samir'le peygamberimiz ya. Samir. Kaptırıyor orada. Sen diye. Reşat Halife sürekli diyor. Mesela Ali İmran suresindeki şey Covenant of diye bir şey yapıyor. Sözleşmeli Resul ve Kur'an'da en önemli bahsedilmiş. Sayısız ayeti kendisine yurtmuş. Mesela diyor 81 önce ben şu anda elimde değil meali şeye verdim. Bu Ali Bey'e verdim. Orada 25 taneden fazla ayeti hepsi kendinde ve başlık atıyor, dipnotları da kendisi olduğunu ispatlamak için ve en önemli peygamberin kendisi olduğunu şey yapmak için. Yani koskoca 27 tane Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen peygamber aslında 3 tane en önemli peygamberin arasında Reşat geliyor. Yani onun için o Reşat Halife bunu bana Cebrail söyledikten verdi dedikten sonra Edip'in bunu inkar etmesi mümkün değildi. O zaman onun bütün mesajını, onun Resulliğini de inkar etmesi lazım. O zaman Kur'an'ı da inkar edebilir anlamı gelir. Çünkü Peygamberimiz diyor bunu Allah indirdi. O zaman onu da inkar edebilir. Her şeyi inkar edebilir. Yani burada bir tamamen bir kaçamak yolu var. Bir. İkincisi de yani bu tarihler sadece bununla kalmıyor. Sayısız daha tarihler var. Ben mesela gösteririm. Hatta bunun savaşını veriyor. İzâ zekerte rabbeke fil Kur'ani vahdehu diyor. Buradaki vahdehu zamirini geliyor diyor. Kur'an'a racidir diyor. Halbuki Kur'an'ı kendine diyor. Kur'an'ı Allah'a andığın vakit diyor. Kafirler kaçarlar. O diyor sadece Kur'an'da andığın vakit gibi bir anlam veriyor. Ve bunda güya sünnetin inkarını, hadislerin inkarı anlamını çıkarıyor. Ve diğer tefsir edenlere de müthiş bir saldırıyor. Bunlar Kur'an'ı tahrif etmişler diye. Kendisi tarif ediyor. Diğerlerini tarifle suçluyor. Sünnet konusuna gelelim. Aslında yani ben şimdi tariflere girsem sayısız var yani önümde. Bunları şey yapamam. Fakat o mesela Edip diyor şu Kur'an'a aykırı, bu Kur'an'a aykırı. Bilmeyenler de ilk bakışta öyle yapıyor. Hatta etkilenenler oldu. Yollarını değiştirdiler. Ama ben mesela konuları araştırdım. Hiç de Kur'an'a aykırı olmadığını gördüm mesela. Kur'an'la uzlaşabilecek birçok ona itiraz ettiği şeylerin bayağı Kur'an-ı Kerim'le uzlaşabileceğini yazdım. Hatta bir kısmını yazamamışım ama bir kısmını... Size mesela mufassal diyor, yani tafsil edilmiş, Kur'an detaylı diyor. Ben kendisini göstermiştim. Detay Kur'an-ı Kerim'de mufassal kelimesi detay anlamında gelmiyor, açık anlamında geliyor. Mesela bir örnek vereyim. Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, eğer biz onu Arapça olmayıp acemi yabancı dilde göndermiş olsaydık, keşke bu Kur'an mufassal olsaydı diyecekler. Evet. Buradaki yani o dönemdeki mufassal kelimesi literatürde detay anlamında evet. Değil. Çok teknik şeylerden çıkmaya çalışalım. Evet. Teknik açıklamalardan çıkalım. Şimdi benim demek istediğim Kur'an-ı Kerim'de bir kere ülül emre itaatı zikrediyor ve hemen ardında ihtilafa düşersiniz. Defalarca peygambere itaat yani, zikrediliyor. Nedim Bey sizden de Kur'an'la ilgili açıklamalar değil de Edip Bey'le ilgili abinizle ilgili söyleyeceğiniz son sözler varsa onları alalım. Edip mesela beni şimdi o konuyu mu istiyorsunuz? Yalnız ben Edip'e acıyorum. Vallahi şu anda yani çünkü bir insanı yıkmak Allah'ın sevmediği bir iş biliyor musun? Yani ondan zevk almak da şey. Fakat inşallah sana bazı şeyler onun içinde benim içinde bir ilaç olur. Şudur üstadımız. Bu şeyleri yaparken kendisinde 19'lar bulmaya çalıştı. Daha önce 19 fitnesi diye size de gönderdim. Bir yazılar gönderdi. Sonra kendi hayatında 19'lar bulmaya başladı. Ve burada işaretlenmiş bir şahıs olduğunu şey yapmaya başladı. Reşat Halife ise Resul, o da ardından gelen bir şey. Mesela dikkatinizin Bahailik dininde de kutsal sayı 19. Sayısı 19 ama bunu hiç gündeme getirmiyor. Bunun da kendisindeki 19'un bir anlamı varsa Bahailik'teki 19'un da bir anlamı vardır. Veya da Bediüzzaman'ın da hayatında 19'da şöyle bir şey yapıyor, duası var. Diyor bunlar 19 ayet var. Bu 19 ayeti 19'lar kere okuyacaksın. Her ayette 19 harfli ve başta da 6 isim var 19. Edip Yüksel'in hayatında da 19 var mıymış size öyle mi söyledi? 2 tane, 3 tane var fakat bir tanesi de ekliyor kendisi. Neymiş? Bile bile ekliyor. Allah'ın izniyle imtihanı. Nedir onlar? O 2 tane. Ve 19'u kurdu. De ikincisi ne diyorsun? Bir daha açıklar mısın lütfen?
Biliyorsun. Bizde yok, onlar anlasınlar. FT-19 diye bir şey kurdu. Neydi o? Bir de askere giderken 19 şehrine hoş geldiniz. Üçüncü şeyde 1956 doğumlu fakat nüfus cüzdanında 57 geçtiği için herkese 57 doğumlu, hatta internete de öyle yazmış, biliyor ama yani hani o bir ayeti inceleyen niye o kadar uyuyorsa bu da uyusun diye şeytan orada bir imtihan ediyor ve insan iş yapıyor. Fakat nüfus cüzdanında 57 geçtiği için herkese 57 doğumlu, hatta internete de öyle yazmış, biliyor ama yani hani o bir ayeti inceleyen niye o kadar uyuyorsa bu da uyusun diye şeytan orada bir imtihan ediyor ve insan iş yapıyor. Ama yani bu bile bile yapması kötü. İnşallah sana en başta bak Edip, sana bir şey söyleyeceğim. Biz insana göre değil Allah'a göre konuşmamız lazım. En başta konuştuğumuz her şeyi kalbimizde varlık duygusunu atmak. Yani biz hiçbir şeyiz. Bunu bildikten sonra yani şey yapabiliriz. Bu varlık duygusu çok çilekar bir duygu. Benlik duygusu var ya, Allah beni de seni de kurtarsın. Yani en başta bu. İşaretlenmiş rahat maddi ve manevi. Ne olursa olsun bunlar Allah'ın gadap ettiği şeyler. Nedim Bey. Buyurun. Abiniz Edip Yüksel güldüğü için biz de gülme hakkımızı kullandık. Evet. Çünkü diyorsunuz evet. ki 19'a evet. uydurmak için Edip Yüksel doğum tarihini mi değiştirdi? Hayır, nüfus cüzdanında 57 yazıyor. Evet. 57 yazıyor fakat babam tarihi yazmış. Herkes de biliyor. İşte falanca ayın 1956 doğumlu. Kendisi de biliyor fakat orada bir imtihan var. Allah'ın bir imtihanı. Yani o insan orada yalanak başvuracak mı, başvurmayacak mı? Askere yani gidişiyle ilgili 19 mu var? Askerliğini, affedersiniz, askerliğini Çorum'da mı yaptı? Onun plakası 19. Hayır, Samsun'da. Son kısmını Samsun'da yaptı. Ve orada 19 Mayıs'ta mı gittiniz Samsun'a? Görünce Reşat Halife'ye mektubu gönderdi, bayıldı. Ben de şöyle bir tebliğ yaptım. dedim 19 şehri cehennemdir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de aleyha tis'ate aşer. 19 şehri. Ve orada insanlar hangi orayı, şehir 19 şehri sen kapısında mı duracaksın dedim. Yani bir tevil eğer gerekiyorsa mana. İşte mana sen duracaksın. Sırtında Reşit Halife, arkanızda da Bediüzzaman gibi bir her zerresiyle Allah dostu şimdi, bir insan. Sizle ilgili Nedim Bey söyledi. Sizle ilgili ben 19 Nedim, özelliği benle var mı? Benle ilgili söylediklerine hiçbirisine cevap vermek istemiyorum. Ben burada şahsen ne şeyhlik iddiasındayım, ne elçilik iddiasındayım, ne abilik herkesi iddiasındayım. Ben sadece bir Müslümanım. Böyle yazdım. Kader, ben ünlüydüm daha önce. Belli bir ailenin, çevrenin şeyiydim. İnancımı yaşamak, daha önce kitaplarımı eleştirmek durumunda kaldım. Neyse Nedim kardeşim. Ben burada bir ama şey... Ama biliyorsun sen. Efendim? Bile yapmayacaksın şeyhim. En başta bizim yapacağımız şey nedir? Bak üstadım. En başta yapacağımız şey bir kere işaretlenmiş insan olma duygusunu kabulümüze atmak. Yani ben de sen de hep kim olursa olsun. Ve bunu devamlı nefsimizle mücadele. Bunu başarabiliyorsak Allah'ın rahmeti daima üzerimize inecektir. Ama eğer nefsimizi başa başa insanlara göre konuşuyorsak, kendimize göre değil de Allah'ı, her an Allah'a göre değil de insanlar bizi nasıl bayılır? Bütün insanlar bir şey yapsak ahiret gününde Allah karşımıza çıkacak. Onun için devamlı Allah'a dua edeceğiz. Ya Rabbi bizi bir an dahi nefsimizle baş başa bırakma. Ne maddi makam, ne manevi makam. Gerek Hasan Mezarcı olsun, gerek işte Yaşar Nuri olsun. İşaretlenmiş hat 1945 diyor o da. Yani Edip Yüksel'i söyleyin. Şimdi Yaşar Nuri söylemeyin. Sonra bir programa çıkar bize der ki hakkımızda gıybet yapıyorlar. İnsanlar yazdıkları kitabın ama tartışılması istemiyor. Siz Edip Yüksel'in tartıştığı kitapları söyleyin. Buyurun. Tamam. Şimdi bunu ben bilmeseydim yani çevresine söylediğini. Ne söylüyor çevresi? Ne söylüyor çevresine? Ben şeyhim, şeyhim mi diyor? Hayır. 19'ları bularak işaretlenmiş bir manevi kişilik yani kendinde Edip oluşturuyor. Yüksel de kendisi Allah tarafından 19'da işaretlenmiş özel bir kişi. Bunu tabii mu söylüyor etrafına? Tabii tabii. Evet işte bunun zevkini yaşamak istiyor. Manevi zevkini. Yaşayabilir. Elhamdülillah. Yani, Allah'a Nedim Bey yaşayabilir. Allah'ın beni hidayete erdirdiği için Allah'a şükrediyorum. Rabbim inşallah beni doğru yolda tutar. İnşallah dini sadece kendisine özgülememi nasip eder inşallah. Sadece ona teslim olarak teslim olmuş olarak son nefesimi vermeyi nasip eder. Peki ayetleri sizin 16-44 ayeti üzerindeki çarpıtmanıza cevap vermek istiyorum. Çünkü onlar geçti. 16-44 Nahl suresi 44. ayet size kitabı sana kitabı indirdi ki. Bu kime cevap? Sayın Mustafa Bey'e. Mustafa Bey'e. Bir dakika Nedim Bey'i hattan alalım o zaman. O bitirsin çünkü sözlerini. Çünkü kişisel şeylerdir. Esas mesele yani çarpıtılıyor. Böylece asıl husus kaydırılmak isteniyor, kapatılmak peki isteniyor. Nedim Bey son sözlerinizi alalım. Senin o konuyu da tartıştığımı biliyorsun.
her konuda yazmışım ama benim senin bir avantajlı yönün var. Pratiksen yazıyorsun. Ben ise yıllarca acı çektiğimi de biliyorsun. Ve dünyada en büyük acıları benim yaşadığımı biliyorsun bu hususta. Ve yazdığımı da biliyorsun. Ve bu konularda Allah'ın izniyle yani mesela susturabileceğimi de biliyorsun. Sana bir soru. Ama yani o ben Nedim kardeşim sana bir soru. Sen bana acıdığını, merhamet ettiğini söylüyorsun. Ben evet. Sen benden tümüyle farklı bir inanca sahipsin. Eğer bende güç olsa senin inancını ifade etmen için mücadele veririm. Kesinlikle sana kimsenin yani dokunmasını eğer güç varsa engellerim. Çünkü fikir özgürlüğüne inanıyorum, din özgürlüğüne inanıyorum. Şimdi eğer sende güç olursa senin inandığın mezhepçi şeriatlere göre ben bir mürtetsem, bir onun cevabını istiyorum. Sana göre bu iddialarla ben bir mürtet miyim? Sana göre senin inandığın mezhepçi şeriata göre, senin inandığın hadislere göre benim katlim vacip midir? Yani sen benden emin olabilirsin. Çünkü ben Kur'an'a inanıyorum ve Kur'an dinde özgürlüğü kimse inancını değiştirse bile ona baskı yapılmamasını, onlara zulüm edilmemesini söylüyor. Sen acaba aynı konuda bana olan merhametin konusunda, benim inancımın özgürlüğü konusunda aynı samimiyeti gösteriyor musun? Yoksa sadece buradan çünkü şu anda senin elinde silah yok, senin elinde padişahın kılıcı yok. Şu anda benim boynumu kesemiyorsun. Ama senin inandığın, büyüttüğün insanlar kabak sevmiyorum dediği için peygambere hakaretle suçlanmış ve kılıçla doğranmıştır. Bu Maturidi kitabını dinle. İmam Ebu Yusuf bu kitaplara göre senin az önce söylediğin Gazali'nin kitaplarında İmam Ebu Yusuf'un çok böyle inançlı olduğunu o bağlamda diyorlar ki İmam Ebu Yusuf bir sofradaydı, kabak yemeği sunuldu. Adamın teki yemedi, dedi ki ben kabağı sevmem. İmam Yusuf dedi ki bu adam peygamber kabağı severdi. Bu adam kabağı sevmiyorum demekle peygambere şey etti, hakaret etti, kılıcı getirin, muşambayı getirin, kellesini keseyim. Şimdi ve bir saniye, yalan. Bu sizin sahih kitaplarında yok. Yalan. Yalan mı söylüyorsun? Tabii yalan söylediğinizi şimdi ispat edeceğim. Ayeti bile inkar ettiğinizi söyleyeceğim. İhya ulumüden böyle bir şey yok. Hayır, bu nerede var? Bu hikaye, sana soruyorum. Ben kitaplarımda mesela Kur'an, kitap okumanın zararları kitabında bunun kaynaklarını verdim. Şu anda elimde o kitap yok. Sayın seyirciler bunu ben 19.org yüksel.org siteme de koyacağım. Kaynaklarını o kitaplar şu anda piyasada yok. Peki, kitap okumanın zararları ama bunu Kur'an'da sen de biliyorsun. Şu anda inkar ediyorsun. Hayır, biliyorsun ki cevabı alalım istersen. Nedim Bey, abinizin söylediği sorunun cevabını alalım sonra size veda edelim. Çünkü diğer konulara konuklarımız cevap verecekler. Telefonda da bekleyenlerimiz var. Diyor ki Edip Yüksel, sen eline bir güç geçerse bana katli vacip olan bir mürtet gözüyle bakıp ne yapacaksın? Benden emin ol, ben senin fikir özgürlüğün için elimden geleni yaparım diyor. Ben şöyle bir şey, evet. Ben onun bu fikirlerinin yayılmasına kesinlikle müsaade etmem. Çünkü %100 yanlış olduğunu biliyorum. Nasıl müsaade edeyim ki? Çünkü birisi geliyor Allah'ı inkar ediyor. Allah var, bu insanlar Allah'ı inkar ederek insanları saptırıyorlar. Reşat Halife de kesinlikle yanlış bir şey. Çok teşekkürler, iyi geceler Sayın Nedim Yüksel.